Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç brokoli sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği inanılmaz lezzetli, harika bir fırında brokoli yemeği yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle brokoliyi hazırlayarak başlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça büyük diyebileceğim bir brokoli kullandım. Şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi çok fazla küçültmeden doğruyorum ve uygun bir tencereye alıyorum. Ve brokolinin hepsini aynı şekilde doğradım. Tencereyi ocağa aldım ve üzerine doğramadan 2-3 diş sarımsak ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra brokolilerin üzerine çıkacak kadar kaynar su koyuyorum. Ve daha sonra kapağını yarım kapatarak pişmeye bırakıyorum. Evet, brokolileri arada sırada kontrol etmek suretiyle çok fazla eritmeden kök kısımları biraz yumuşayana kadar kaynattım ve şimdi kaynar suyun içinden çıkartarak soğuk suyun içine alıyorum. Ve içine koyduğum soğuk su ısındıktan sonra bir kez daha soğuk suyla değiştiriyorum ve suyun içinde 15-20 dakika beklettikten sonra brokolileri bir kevgire alarak suyunu süzüyorum. Ve suyu süzülen brokolileri şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi yemeğimizin kıymalı harcı için uygun bir tencere ya da tavaya küp küp doğramış olduğum 2 adet soğanı alıyorum ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra başından ayrılmadan arada sırada karıştırmak suretiyle soğanları kavurmaya başlıyorum. Ve soğanları arada sırada karıştırarak 3-4 dakika kavurdum ve soğanlar yumuşadı. Şimdi içerisine küçük küçük doğramış olduğum bir tane kapya biber ilave ediyorum ve biberle beraber sadece 1-2 dakika daha kavuruyorum. Ve biberlerle beraber de biberler biraz yumuşayana kadar kavurdum. Şimdi içerisine yaklaşık 300 gram kıyma ilave ediyorum ve ocağımı harlı bir şekilde açarak kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Ve kıymayı suyunu salıp çekene kadar kavurduktan sonra içine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Ve baharatlarıyla beraber güzelce karıştırdıktan sonra salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Ve salçayla beraber de 3-4 dakika kavurduktan sonra yemeğimizin kıymalı harcı hazır. Evet, şimdi haşlamış olduğum brokolileri fırın kabına alıyorum ve üzerine pişirmiş olduğum kıymalı harcı döküyorum. Daha sonra 2 kaşık kullanarak brokolileri çok fazla ezmemeye dikkat ederek biraz karıştırıyorum. Bu arada yemek için 400 gram kaşar peynirini rendelemiştim. Şimdi rendelemiş olduğum peynirden bir avuç kadar ilave ediyorum ve kaşıkla yavaş ve dikkatli bir şekilde karıştırıp fırın kabına eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve daha sonra ben beşamel sosunu hazırlayana kadar şimdilik bir kenara alıyorum. Evet, şimdi yemeğimizin beşamel sosu için uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alarak eritiyorum ve yağ eridikten sonra içine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Şimdi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan ve sürekli karıştırarak kavuruyorum.
ve unu 2-3 dakika yakmadan güzelce kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi içerisine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2,5 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Evet, sosumuz kaynamaya başladı ve kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra ocağı kapatıyorum ve sos sıcakken hemen yemeğin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken rendelemiş olduğum kaşar peynirini sosun üzerine koyuyorum ve peynirini de koyduktan sonra yemeğimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, yemeğimi üzerindeki kaşarlar eriyip biraz kızarana kadar pişirdim ve fırından çıkarttıktan sonra dilimlemeden önce yarım saat kadar dinlendirdim ve şimdi kara dilimler şeklinde kesiyorum ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli, harika bir brokoli yemeği oldu gerçekten. En başta da belirttiğim gibi hiç brokoli sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği harika bir lezzet gerçekten. O yüzden sizlere de hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla, bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.